Arkadaşlar insan kaynaklarına hoş geldiniz. Kısa konuşabiliriz, uzun konuşabiliriz, hüzünlü ya da komik konuşabiliriz. Belki de konuşamaz kekeleriz ama olsun yeter ki samimi olalım. Bu bölümde konumuz Dilara Bozan. Dilara hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın ne alemdesin? Gayet iyiyim, keyfim yerinde. Siz nasılsınız? E canımız sağ, teşekkür ederiz. Şimdi e, tabii ki meziyet çok önemli bir şey, yetenek çok önemli bir şey ama yetenek kadar, yeteneğin sahibi kadar, yeteneğin sahibinin annesi, babası ya da civarındaki bunu keşfedecek insanların e, zihin aydınlıkları ve destekleri de çok önemli. Senin hikaye nasıl başladı? Kimsenin yetenekli olduğunu ve bu yolda yürüyebileceğine inandı? E, benim aslında tamamen yeteneksizliğimle alakalı başladığım serüvenim. Şöyle, e, bir yıl erken yazıldım birinci sınıfa ve bu yüzden de sürekli zorbalığa uğruyorum okulda. İşte tahammül edilebilir şekillerde karşılık vermiyorum ya da işte şikayet ederek geçiştirmeye çalışıyorum. En son artık sınıf arkadaşım hatta sıra arkadaşımın gözüme kalem sokmasıyla dedik ki yani bu böyle olmayacak. E zaten çocukla değişen bir şey yok. Ben de çok sessiz sakinim, fiziken de küçüğüm. Hani ağlıyorum sadece maksimum yapabildiğim şey bu. Çünkü evde hani e, ses bile yükselmez. Yükseldiği an zaten ben ağlamaya başlardım. Öyle bir çocuktum. Annemin küçükken gittiği kum salonu yıllar sonra karate salonu olarak faaliyete geçiyor. Tam da benim bu dönemime denk geliyor. Ailem hemen beni karate salonuna yazdırdı. İşte biraz kendimi savunayım, biraz daha böyle dişli bir çocuk olayım falan diye. Gerçekten de orada savunmayı öğrendim kendimi. O şekilde karateye başlamış oldum. Peki annen için de bu hikaye böyle. Odamı yani zorbalığa uğradı da, odamı sessiz bir çocuktu ya da kendini net ifade edebilmediğin ya da bir baskıya maruz kalmak bu çemberi yarmaktaki tek kasıt. Ya da bir dövüş sporu muydu? Nasıldı? Aksine annem inanılmaz e, yırtıcı <laughs> bir tip. Okulda da sürekli kavga falan ediyormuş zaten benim aksime. E, o da herhalde enerjisini atmak için kendine çok daha yakın gördü orayı. O yüzden hani spor dövüş çok iyi tam benlik dedi ve öyle gitti herhalde. Zaten dedemin korkusundan o birazcık şey e, baskıyla başlamış. Hani kimseye söylemeden tek başına başlamış falan. Tabii benimki öyle olmadı. Beni ailem inanılmaz güzel destekledi. Hem de o zamanlarda karate böyle biraz daha ya kız çocuğunun ne işi var karate'de denilen bir dönem olmasına rağmen anne ve babam müthiş bir şekilde destekledi. Ve ben mesela bunları çok sonradan duyuyorum. İşte dedelerim falan şey demiş ya bu kız çok küçük hem de kız ne işi var orada falan. Babam demiş ki ya benim kızım kendini savunmayı öğrenecek. Hem de bu yaştan itibaren öğrenecek. Ben ona güveniyorum. Arkasındayım ne olursa olsun demiş. Müthiş bir şey bence gerçekten. Evet destek önemli. Zaten birinci ayakta şöyle bir şey var. Evet bir insanın zorbalığa ya da baskıya ya da şiddete maruz kalmaması için öncelikle kendi savunması lazım. Bu savunma sadece işte hani bir dövüş sporuyla da değil. Bir sürü şekilde bir zihin gelişimi de olabilir. Ama tabii bizde önce bir kız için önce bir ne bileyim onu baleye yazdıralım falan derler. Hani karate evet. çok sonradan gelen bir şeydir. Ama sende süreç böyle olmamış. Ee, aslında normalde ağızdan çıkınca Karate diye çıkıyor ama normalde karate aslında yani hı hı. iki tane ayla kara karate evet evet hatta e, bunun bir devamı da var karate kama mıydı kama şöyle karete, evet yani hani bunun tam teknik olarak bir farklılığı ya da bir benzerliği olarak nasıl bir şey karate doğu diyoruz aslında hı hı. biz ee, bizim yani karate savunma sanatı ve karate üçe ayrılıyor aslında Kihon, temel teknik dediğimiz kısım, kata ve kumite. Ben kata yapıyorum. Kata hayali dövüş gibi, karatedeki temel hareketlerin yani kihonların bir bütün olarak sergilenmesi gibi. Tamamen kendinizi savunduğunuz, işte savunmaya geçtiğiniz, ayrıca işte vurmaya çalıştığınız, karşını, karşınızda bir rakip varmış gibi tamamen tek başınasınız. Hiç kimse yok etrafınıza. Buna kata diyoruz. Kumite de ikili dövüş. Bu zaten genelde insanların karate deyince aklında gelen e, tabir oluyor. Ben kata yapıyorum, dövüşmüyorum kimseyle. Daha bireysel <laughs> kendimi daha iyi hissediyorum. Çocukken kumiteyi de seviyordum, çok da yaptım ama... İnsanların bana vurmasını ben hazmedemiyorum, ben kaldıramıyorum. Ya şimdi şöyle bir şeyi iyi bilirken <laughs> hele özellikle bildiğin alandan bir şey gelince mesela vurmaktır, savunmaktır, karşı koymaktır <laughs> ya da bozguna uğratmaktır diyelim. E tabii ki insan niye geri dursun? En iyi bildiğin şeylerden <laughs> birini yapabilirsin. Evet. Peki hiç böyle başına bir şey geldi mi? Bu direkt hani kadın erkek taciz ya da sarkıntılık vesaireden demiyorum. İki e, hanım arasında da olabilir bu. Ya ben bu Dilara'yı zaten minyon bir şey <laughs> ve sen öyle dediğin için söylüyorum. Bu miktarlar, ölçüler değişir bünyeden dünya ya da insan algısına göre. Ama yani bozguna uğrattığın ya da şaşırttığın bir hikayen oldu mu yani? Ya çok komik aslında. Hani burada da anlatıyorum rahat bir şekilde. Anlat Şöyle bir tanesi çok kötü. Gerçekten saldırıya uğradım ben. Hem de gündüz vakti. 16 yaşındayım. Otobüs durağında otobüs bekliyorum. <laughs> bir yandan herhalde bir şey kullanmış. Kafası çok kıyak. İşte benden bir iki yaş büyük biri erkek sarıldı bana. İşte benim arkadaş olur musun falan diyor ama ne dediğini bile bilmiyor. Otobüs durağı insan dolu. Diyorum ki hani bir an panikledim ve birilerinin bana yardım etmesini bekledim. Sonra baktım ki o yardım gelmeyecek. Evet. Bir anda yani kendimi savunmak için gerçekten çocuğu dövdüm. Sonra cüzdanım yere düştü, onu almaya çalıştı, benim nevrim iyice döndü. Orada da bir sert bir vuruş. Ne, tam dövemesin cüzdanını yere. Evet, aynen. E, olursa. Bu sonra kaçtı falan ama bir de şey oldu. E, bir kere arkadaşımın evine gittim, küçük kız kardeşim de yanımda. Otlu olmuş bekliyorum yine minibüs bekliyorum ve <laughs> herhalde böyle şeyler bir şeyler beklerken başıma geliyor şu an fark ediyorum onu. Oranın herhalde kendini çok iyi hisseden çok böyle özgür işte serseri hisseden üç tane kız. İşte bana böyle yaptı. Sen dedi niye bakıyorsun bana dedi. Ben şu tarafa bakıyorum ama o anda. Değil değil o bir sataşma başlangıcı. Evet dedim evet. ki e, ben sana bakmıyorum. Kavga etmek istiyorsan da lütfen yanımda kardeşim var. Gider misin dedim. Sonra durdurduğun, dolmuşu gönderdi. Bana orada bir geldiler. Zaten yanımda iki arkadaşım var. Onun da yanında iki arkadaş var. Ve benim yanındaki arkadaşlarım karateci. Biz herkes birini almış. En son işte konvoy vardı böyle yuvarlak olmuş insanlar etrafımızda. Turnike mi yaptınız? Ben, ben hatırlamıyorum. Resmen hafızamdan silinmiş ama sadece kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Küçük kardeşime de dedim ki anneme lütfen söylemediğiniz olur mu? Yoksa seni bir daha benimle hiçbir yere göndermez. Eve adım attığı gibi anne ablam söyleme dedi. Dedi <laughs> ve beni patlattı. Öyle başıma geldi yani böyle e şey. peki bir şey söyleyeceğim. Bunun mesela tam olay hani sizin bir yeminiz var ya asla bana başıma şöyle şöyle gelmeden bunu kullanmayacağım vesaire diye bir yemin var mı bilmiyorum. Hani Yok bize öyle bir genelde ya. hani öyle öğretirler. Var hani ben etmedim Allah <laughs> İlk etmemişim. Sen işte o dakika bozdun değil mi herhalde ya? Yok ben etmedim hatırlamıyorum. Umarım varsa ya varsa da ben hatırlamadığım için bir sıkıntı hani, olmaz. Ne bileyim, Hani genelde böyle işte yumruklarını ya da işte bedenini bir silah olarak kullanabilecek insanlar başlarına çok büyük şeyler gelmediği sürece hep bir temkinler. Bunu mesela sen anlatırken şu ifadeyi aslında onu canlandırdın. Lütfen kavga etmek istemiyorum dur falan diye. Çünkü aslında böyle diyen insanın ya da böyle bir tavır içinde böyle bir eda içinde olan insanın biraz sonra karşıdakinin başına çok şey getirebileceğini Tahmin anlatan etmen. bir ifadedir. İşte boksörün yamuk burnu ya da geniş burnu gibi. yani Gerçekten böyledir yani. Ya da bir çelimsiz görünen bir adamın böyle kibar ve e, aslında kendi gücünün e, bilincinde olup lütfen birazdan başına kötü şeyler gelmesin ya da bundan imtina ediyorum bunu yapmak istemiyorum demesi gibi. Zaten bizde mesela e, hani bu tip şeylerde aslında bu dövüşe hepimizin bir merakı vardır. Hepimiz izlediğimizden bunu sokakta çok rahat yapabiliriz. Evde bir iki hareketle çalışsak falan derler. Hatta ne bileyim bu Cüneyt Arkın filmlerindeki karate figürleri ya da işte Bay Miyagi'nin işte karate kit serisi cilala parlatı gibi evet, evet. hepimiz bir dönem oralardan geçip bu işin çok rahat uygulanabileceğini falan düşünüyorduk. E peki senin böyle sevdiğin bir filmin ya da unutmadığın dövüş sporlarına dair bir repliğin ya da yani bunun gibi bir şeyin var mı? Aslında çok yok çünkü çok fazla e, o şekilde büyümedim yani. Genelde kendi işimde ve o kadar... Mesela çocukken izlemediğim bir sürü film serileri var. Daha yeni yeni izliyorum. Öyle bir şey heves edip de başlamadım. Asla zaten dövüşle hiçbir alakam ve ilgim yoktu. Dediğim gibi o kadar sessiz, sakin bir çocuktum ki. Ama hani az önce de anlattığım şeylerde fark ettiyseniz hiç kimseye ben bulaşmıyorum. Hiç kimseye de hani saldırma amaçlı gitmiyorum. Ama çocukluğumdan beri ailemin bana öğrettiği en önemli şey şu. Sana saldırmayana ya da hakkında herhangi bir şey yapmayana sen de karışma ama eğer sana karşı bir e, girişimde bulunuyorlarsa her konuda hakkını savun kızım derlerdi. Ben galiba çok benimsemişim ki bunu. Evet. E, hala şu yaşımda da kullanıyorum. En azından fiziksel değil ama psikolojik olarak kullanıyorum. Tamamen bu şekilde. Bu arada e, az önce de söylediğiniz gibi yemin falan var mı bilmiyorum ama sonuçta karate bir savunma sporu. Ben de kendimi sadece savunmak için kullandım. Bence yerinde kullanmışım. Yani. Evet evet kesinlikle yani sonuçta hani çok klasik bir tabirle söyleyeceğim. Sana sataşıp başına bu işi gelen adamın sonucunda şöyle bir cümle kurulabilir. Seni anana alacaksın, Onunla nasıl ağlasın. Bu çok böyle biraz hani şey gibi olacak falan güçten yana gibi olacak ama bu iş sonunda böyledir yani. Evet. Hep geri durdukça ya da iyi niyetle bir şeyi çözmeye çalıştıkça ya da böyle telkinle davrandıkça karşıdaki seni daha rahat yok edebileceğini ya da yenebileceğini düşünüyor. Tabii ki keşke böyle olmasa. insanlar cinsel süreçlerini daha hızlı ya da daha doğru yönlerle ilerletebilseler ve aslında bunun buraya gerek kalmasa ama bu coğrafyanın Coğrafya ve bu coğrafyanın geçmişine bakılırsa bizler hep böyle güç ve kaba kuvvetle bir şeyler yapıp ya da daha çok sesimizi yükselterek bağırarak bir şey yapmaya çalışan bir milletiz. E, düzeliyoruz, daha da iyi oluruz umarım. umarım. E, peki. Şöyle de bir sürü şeyim olacak, sorum olacak. Mesela hani biraz önce filmlerden bahsettik. Böyle dövüş filmleri çeken insanlar ya da işte yapımcılar böyle sizin gibi insanlardan danışmanlık falan alıyorlar mı? Bir dövüş sahnemiz var ya ve bu bir karate sahnesi Hı -hı. ya da karate figürü. Ya Dilara Hanım bir bakar mısınız bu nasıl oluyor? Ya da burada bize bir şu süreç boyunca bir destek verir misiniz? Nasıl diyorlar? Ya da diyorlar mı? Şu ana kadar e, kendim hiç öyle bir teklif almadım. Çevremden de öyle teklif alan herhangi birini duymadım. Ama bence bunun e, karateyle de alakası var. Belki karate değil de de farklı spor branşlarının tercih ediyor olabilirler. Çünkü Türkiye'de zaten genelde boks daha popüler bu konuda. dövüş spor olarak bakıldığı zaman. Belki kareografiler de onlardan destek alınıyordur ama ben şu ana kadar hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Ama aslında evet. olması lazım. Kesinlikle yani. çok daha temiz bir hep evet, görsel sanat olarak da düzgün Aynen. bir iş çıkar yani. Ben yani. şey düşünüyorum. Genelde yurt dışından e, kopyalıyoruzdur belki. Hmm, Çünkü anladım. biz de Kata'da, kata da katanın açılımını işte üç kişi takım kata oluşturuyor ve açılımına bunkay diyoruz. Genelde yurt dışında iyi yapmış insanlardan, sporculardan, eski sporculardan alıp biz de mesela kopyala yapıştır yapabiliyoruz aynı katayı çiziyorsak eğer belki onlar da öyle yapıyorlardı ama bizden herhangi bir destek isteyen olmadı. Evet sizinkisi öykünmek ve bir şeyi geliştirmek yani sonuçta bu aslında tüm spordarları yığılarak değil gelişerek ilerler. Hı hı. Yani insanlar bir şeyi alırlar, öykünürler, evet ve onu geliştirmeye çalışırlar bir sonraki için. Bu ön kabulümüz. Ee, peki. Çok kazanıyor musun ya da nasıl kazanıyorsun? Bu spordan mı kazanıyorsun? Yanına bir mağaza mı var? Atıyorum yani fenomen misin? Nasıl para kazanıyorsun? Ne okudun? Buraları bir bütün olarak. Öncelikle beden eğitimi öğretmenliği okudum. Şu anda da kağıthanede öğretmenlik yapıyorum zaten. Aynı zamanda şu anda ayrıyetten kulüpten de maaş alıyorum. Kağıthane kulübündeyim. Kadınevi Belediyesi Spor Kulübü'ndeyim. Onun dışında derece yaptığımız zaman aldığımız yönetmeliğe uygun bazı ödüller var. Ee, tabii olimpik bir branş değil maalesef karate. Olimpiyatlarda yarıştık ama ne öncesinde ne de sonrasında bir kez yarıştığımız için hiçbir zaman olimpik ödül alamadık. Avrupa ve dünya şampiyonaları için söylüyorum. Ama tabii şey diyemem yani çok şükür. Ee, bu çokluk azlık kavramı kişiye göre değişir ama şöyle söyleyeyim olimpik bir branşta Avrupa şampiyonu olan bir sporcunun 5'te 1'i kadar alıyorum ben Avrupa şampiyonu olduğunda. o yüzden e, takdiri size bırakıyorum maalesef anladım. bu kanayan yaramız aslında anladım aslında burada evet bir miktar olarak bir şey var ama bu hayatta kalmaya yola devam etmeye diğer evet. yaptığın işler olmasa yetmeyecek halde tabii e, yani peki e, hani bu okul sürecince yaptığın ya da devam ettirdiğin de bir iş oldu aynı zamanda ya da hı hı. iş demeyeyim de tutku ya da işte spor. Genç kardeşlerimiz için, dostlarımız için mesela atıyorum sana öykünecek insanlar için ya da sporun herhangi bir dalına öykünecek insanlar için tabii ki zorlukları var. Tabii ki dünden bugüne olmuyor. Bugün başladım, yarın bende bir kupa aldım, madalya aldım gibi olmayacak. Bu zorluklara karşı dirayetlerini ya da heveslerini nasıl korumalarını önerirsin? Öncelikle zaten ben kendimden örnek vererek söyleyebilirim. Ben hep söylüyorum. Ben yenile yenile kazanmayı öğrendim. Çünkü iki kişilik turnuvada ikinci oluyordum ilk başladığımda. O kadar çok yeniliyordum ki yıllarca Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkmama rağmen asla milli takıma giremedim. Ve çok ironiktir ki ben ilk defa milli takıma büyüklerde girip ilk derecemi büyükler kategorisinde aldım. Ve daha 17 yaşındaydım. Yani şunu söylemek istiyorum buradan. Yani çok fazla yenileceksiniz, çok fazla üzüleceksiniz, çok yorulacaksınız ama eğer eğer gerçekten kendilerine bir hedef belirleyip o hedefe doğru emin adımlarla devam ederlerse başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Çünkü başarı sonuç değil süreç. O süreç içerisinde yaptığınız, mesela ben antrenmana gitmek istemiyorum bugün okuldan geldim ve çok yorgunum. Ama hayır ya antrenmana gitmek benim bir sorumluluğum, vazifem gözüyle baktığınız zaman zaten süreci başarılı geçirince sonuç geliyor. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Spor benim hayatıma birinci sınıftan itibaren gittiğim için hep bir öz disiplin getirdi. Yani günümü planlamam gerekiyordu. Çünkü ben sadece spor yapmadım. Ee, halk oyunları oynadım. İşte sunuculuk yaptım çeşitli yerlerde. Tiyatroyu çok seviyordum. Tiyatro yaptım. O yüzden günümü çocukluktan itibaren planlamayı öğrendim. E şu anda hayatımda mesela bunun inanılmaz e, avantajlarını Faydası. ve faydasını görüyorum. Zaten en güzeli de bence özgüven. Şimdi biz insanların içine çıkıp orada bir sergiliyoruz kendimizi, bir performans gösteriyoruz ve çocuk yaştan itibaren buna alışınca İnsan kendine çok daha fazla güveniyor. Sosyal ortamlara girerken çıkarken çok daha kendinden emin oluyor. Ve bence bu çok önemli şu an yaşadığımız hayat şartlarında. E kesinlikle öyle. Ben bunu geçen bölümlerde yine bir yerde söylemiştim. Yani bir kurs ya da aldığın bir ders aslında sadece onun sonunda ne alıyorsan seni orada taşlandırmak ya da orada başarıya kavuşturmak için değil. Bu senin kişisel gelişimin, özgüvenin evet. ve sonrasındaki her şeyin için. İşte biraz önce saydığın her şey seni aslında hatta bizzat o sporun yaptığın, başarılı olduğun sporun Sonucunda da seni ileriye götürecek bir şeydir. Başarıyı e, sindirebilmek, bunu e, sonrasına taşıyabilmek, aynı tevazuyu muhafaza edebilmek, zaten aslında bunların hepsinin sonucunda olabiliyor. Evet. E, şimdi yakın zamanda Macaristan'da mı e, Dünya Şampiyonası vardı? Evet Macaristan'da. E, 2024'te mi? 25'te mi? Ne, ne bu zaman? Yıl. Ha, bu yıl mı? E nasıl gidiyor yani çalışmalar, kendi zihinsel ya da e, idman olarak ne durumdasın? Öncelikle Avrupa oyunları var. Bu Haziran'ın sonunda olacak. E, Önceki hedefimiz orası zaten çünkü Avrupa oyunları e, bizim diğer branşlarla da birlikte gittiğimiz sayılı maçlardan bir tanesi ve 4 yılda bir oluyor. Oyunlar bizim için çok önemli. E, ben Avrupa şampiyonluğuna bu yıl 3. oldum. Ve şampiyon olmayı çok hedeflediğim bir maçtı gerçekten. Bireyselde şu ana kadar şampiyonluğum yok. Takım halinde olmuştuk. O yüzden Avrupaşampiyon Avrupa, Avrupa oyunlarının önce şampiyon olmak istiyorum ve dünya şampiyonasında bugüne kadar bayanlar kadınlar kata kategorisinde hiç derece yok. Hiç Hı. yok. Türkiye tarihinde ilk defa takım katada biz derece yaptık. Ferdide hala yok. O kesinlikle o madalyayı artık oradan evet. tutup almak <laughs> istiyorum yani. Evet, evet hakkımmış. Peki senin e, bu süreçte hani bu senin kendi yaşadığın zorluk, aile desteği ya da hmm, kendi istikrarın haricinde sana ders veren hocaların da böyle yaşadığı zorluklar ya da hiç unutamadığın bir hocam var mı ya? Hocam bu güçlüğe rağmen bile hep benim yanımdaydı. Hatta benden daha zor halde olmasına rağmen beni itekledi, benim yanımda oldu, bana moral verdi dediğin. Ya şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi benim şu anda kendi antrenörüm İzmir'de. Bu arada ben çok fazla antrenör değiştirdim ama ben bu konuda çok şanslıyım. Çünkü camianın en iyi antrenörleriyle çalıştığım için belki de şu anda burada oturuyorum karşınızda. <laughs> şöyle bir durum var. Şöyle bir anım var hatırlıyorum. annem yeni doğum yapmış kardeşime ve ben karateyi bıraktım. Tekrar başlayacağım işte. O antrenörümle tanıştık. Lütfi Yıldız kendisi. Tanıştık tekrar işte karateyi ısınmaya çalışıyorum, çabalıyorum ama beni antrenmanlara götürecek hiç kimse yok. Çünkü annem bebek bakıyor, babam aşçı, özel sektör 12 saat çalışıyor. Evet, o çok zor. Ben de küçüğüm. O yüzden e, hiç unutmuyorum. Kendisi boyacılık yapıyordu aynı zamanda. Bisikletiyle yağmurda, çamurda önce beni alıyordu ve sonra antrenman salonuna götürüyordu. O yağmurda antrenmana hiç kimse gelmiyor. Sadece ben varım. Sadece beni çalıştırıyor. Kendi oğlu da var aynı hmm. zamanda bu arada. O da gelmiyor. Görüşüyor sadece, musunuz? Tabii ki görüşürüz, Hala kendi antrenörüm zaten. O zamanları hiç unutamıyorum. Bir de şöyle bir dönem oldu. Milli takıma girdikten sonra belli bir dönem Mehmet hocamla çalıştım. İşte o da milli takım antrenörümdü. Gerçekten inanılmaz güzel başarılar elde ettik. Yani bir anda işte ilk girdiğim maçta derece yaptım. Bir sonraki yıl finale kaldım. Takımda şampiyon olduk. Hep böyle Türkiye'de ilkleri yapıyoruz. Sonra Mehmet hocam milli takımdan ayrıldı. Kübra Hoca ile çalışmaya başladık. Şimdi o ayrıldığı dönem zaten biz biraz düşüşe geçtik. Z Olimpiyat dönemi ve ben bir önceki ya yani hayatım boyunca yendiğim insanları yenememeye başladım. Ve inanılmaz bir çöküşe girdim. Bu Anlatamam. psikolojik olarak. Evet. Zaten olimpik maçlar işte hedef maçları, kota maçları ya bu yüzden puan alıyoruz. Onun da bir stresi var. Kübracı o zaman bana şey demişti. Ya diler şu an olmadığını biliyorum ama olacak. Ben sana yürekten inanıyorum. Ben sendeki potansiyeli görüyorum. Ben sana, benim sana güvendiğim kadar lütfen sen de kendine güven. Mesela biz Japonları yenemeyeceğimizi düşünüyorduk. Ben yenmeye başladım o dönemde. Hı. Onun öncelikle bana güvenmesi, sonra benim de kendime güvenmemle biz bunu gerçekten çok güzel açtık. En önemlisi o yani unutamadığım antrenörlerim zaten var. Hem başta kendi antrenörüm Lütfi Yıldız. Kübra Sofoğlu şu anda mil takım antrenörlüğü yapmıyor ama beraber takım katada da bu arada yarışmıştık dönemde. Takım arkadaşımdı o zaman. Takım ablamdı diyeyim. Antrenörüm oldu. Ayrıca Mehmet Hoca o da yıllarca antrenörlüğüm yaptı. Bu konuda çok şanslı bir insanım. Türkiye'nin en iyi antrenörleriyle çalıştım. E Peki şimdi üç tane hoca saydın ya bir tane Kübra Hoca sadece hı hı. işte kadın. E, sen de birinin şanslı ablası ya da hocası olmak için bir hayalin var mı? bir Bu bir okul olabilir ya da ne bileyim işte bir komitede ya da işte bunun tam karşılığı neyse orada bir görev yapmak gibi. Gibi. Böyle bir hayalim var mı? Mesela atıyorum şunu 5 sene sonra ben de kendime bir karete okulu açacağım ve birinin şansı ben olacağım dediğim bir hikayen olacak mı? Ya Türkiye şartlarında açık konuşmak gerekirse özellikle şu anda mesela geleceğe bakıyorum. Sporcu olarak bile hangi maça gidip gidemeyeceğimizin garantisi maalesef yokken e, bir antrenör olarak o kadar emek verip Gerçekten çok zor iş, hiç kolay değil. Milli takım antrenörlüğü okey tamam çok daha yapılabilir ama. Garanti. Evet. Bu arada o da garanti değil. Yani hani yaşamak için garanti diyelim. Hani milli takım antrenörü olursan herhalde aç kalmaz. Aslında Akıl yürüterek işte söylüyorum. İşte şey şöyle söyleyeyim. Milli takım antrenörü de olsanız sonunda maça götürülüp götürmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Yani siz o kamp dönemini o sporcuyla geçirip sonrasında belki maça gidemeyebilirsiniz. Bunlar yaşanan şeyler maalesef. Yani madalyanın diğer tarafına çevirmek lazım şimdi kamerayı. O yüzden çok ister misin diye soruyorsanız yok yani e, kesinlikle isterim modunda değilim ama şöyle bir durum var. E, bunu da söylememek olmaz. Sonuç itibariyle devlet bize bir yatırım yapıyor. Ben yıllardır yurt dışında maçlara gidiyorum. Oradan bir sürü gördüğüm, tecrübe ettiğim farklı antrenörlerle, farklı metotlarla bir çalışma düzenim var benim. Ve ben bunu tabii ki de benim boynumu borcu olarak görüyorum. Ee, birilerine aktarmam gerekiyor ki o bilgi, bendeki bilgi ileride sporu bıraktığımda herhangi bir işe yarasın. Yoksa benimle beraber ölüp gidecek kime ne faydası oldu ki bunun yani. Evet, evet, ben de biliyorum. Sadece profesyonel anlamda gerçekten yapmak o kadar kolay değil maalesef. Ee, bunu söylemek istedim neden Anladım. bilmiyorum ama. yok tabii ki aslında bir şöyledir <laughs> bazı plansız çıkan cümleler aslında senin zihnin gerisinde başına gelen yaşadığın olumsuzluklar evet. olur ve o yaşadığın olumsuz olumsuzluklara dair bir soru gelince de ya aslında bu böyle yapılmaz ama bir cevap da vermen lazım <laughs> kestirmeden bir şey anlatmaya çalışıyorsun evet. aslında burada çok fazla ayak ve çok fazla gedik var ee, bu da en yalın anlatabileceğimiz haliyle böyle oldu ee, benim sormadığım ya da eksik sorduğum ya da bundan ikisi de değil. Senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Yani aslında gayet güzel bir sohbetti. Öncelikle bu arada beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ve burası çok güzel. Ve sohbetiniz de çok iyi. E, ee, Onun dışında şöyle söyleyeyim. Ee, ben özellikle kadınlarla alakalı üç, ufacık bir şey söylemek istiyorum. Biz maalesef hala sokakta yürürken ne bileyim ya da işte başımıza bir şey gelecek kaygısı yaşıyoruz. Ben o yüzden gittiğim platformlarda da bunu özellikle söylemek istiyorum. Çocukken çocuklarınızı, yetişkin bir kadın olmanız da önemli değil. Kendimizi savunmayı öğrenmeliyiz. Ve bence bunun için de çaba sarf etmeliyiz. Hiç kimsenin yaşı geç değil. Herkes istediği yaşta hangi fizikte olursa olsun gidip kendini öğrenmek için çaba sarf edebilir ve bence bunu mutlaka yapmalıyız. Ee, şöyle bir durum var tabii ki keşke ya, öğrenmek zorunda kalmasak, keşke her şey gül gülistanlık olsa ama maalesef öyle bir durumda değiliz. Güçlü kadınlar için fiziken de daha güçlü olmalıyız ki psikolojik olarak zaten bence kadınlar e, gerçekten çok güçlü varlıklar. Buna hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Fizyolojik olarak da birazcık bu konuda kendimizi güçlendirirsek çok daha bence özgüven ve e, özgür hissedeceğiz kendimizi. Bu konu çok önemli. Ee, bu dediğin peşine keşke tabii ortalık bahar bahçe olsa, insanlar keşke. birbirlerinin işlerini kolaylaştırsa e, ve gerçekten hani empatiyle böyle yürüyen bir dünyamız olsa ama şartların giderek zorlaştığı, e, insanların birbirine daha hoyrat ya da daha savruk, daha kaba olduğu anlarda ya da zamanlarda tabii ki insanın kendine güveni ve kendine güvenecek kadar bir savunmasını çalıştırabilecek bu dediğin gibi fizyolojik, zihinsel vesaire. E, bunların olması bizim de muradımız. Umarım yani her Herkes böyle olabilir ee, ve herkes böyleyken birbirine hala çok daha anlayışlı olabilir. Ee, i̇yi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sağ olun. Eksik olma. Ee, arkadaşlar yola samimiyetle çıkmış ve hala samimi kalabilmiş insanlarla bir şekilde konuşacağımıza emin olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme dek. Hoşçakalın.